Bugün Kasım'ın son gününde seyyar kürsümüze başlıyoruz. Yanımızda bir pazarcı abimiz var ama konu değişik biraz. Yani mutfak gereçlerini, ev gereçlerini yenileme yapıyor. Beyefendi sizi tanıyalım. Adım Osman. Osman abi ne iş yapıyorsun abi? Ben pazarcıda işte sen pazarında böyle tamirat yapıyorum. Mutfak eşyaları var. Mutfak eşyaları. Başlıkları var. Vana işte parlatma. Musluk parçaları kaynağı. Görüyorum. Onlar da var. Kulpar yapıyorum. Parlatma bakır yapıyorum. Da var abi. Tabii bakırları kalay yapıyoruz. Kalay yapıyoruz, parlatıyoruz işte. Nerede yapıyorsun abi? Tabii atölyede yapıp buraya getiriyor, teslim ediyor sonra yani adamlar. Yani sana bir parçayı getiren, mesela şunu getiren arkadaş veriyor. Evet, tabii haftaya da gelip haftaya. Sapa sağlam gelip alıyor. Çünkü sen haftacısın değil mi? Tamam, haftada bir gün buradasın. Tabii başka zaman yok. Tamam. Başka haftada pazarlardan da topluyabiliyor var, mu? Var, tabii. Onlar pazar. Da yine o aynı, tekrar günle, ikinci aynı, bir pazara. Tabii, ikinci pazara. Pazardan pazara tabii, değil mi? Tabii. Peki bunları nasıl yapıyorsun? Yani etiketliyorsun mu? Kayboluyor mu? Tabii herkesin ismine göre bak. Her parçanın ismine göre yazıyoruz ki kayıp bulunmasın, karışmasın. Başka ne yazıyorsun abi? Telefon numarası var mı orada? Var. Yani müşterinin telefon numarası. Yok, bu sadece benim kendi etiketim. Evet. Müşteri sadece isim alıyoruz. İsim alıyor ve buranın mesela stadyum diyerekten geçiyoruk, yazıyoruz. O zaman hafta başı olduğumu burayı okuyup ona getirip burada teslim ediyoruz. Bunun neyi var abi? Şimdi onun kolları kırık mesela, bak ikisi de kırık. Yenileyeceğiz ona. Yenileyeceğiz. İki tane kol da. Kaç para alacağız abi bundan? İşte 5'er liradan 10 lira o kaynakla beraber 20 lira falan buluyor işte. Bunlar geçmeli. Zamanı da yoktu. Tabii bunlar olmaz. Bunlar geçmelidir. Biz şimdi bunu vidaliye çevireceğiz. Zeminleri de kaynatacaksın değil mi? Tabii bunlar iptal. Yeniden bir vida, somun kaynatıyoruz. Evet. O zaman daha sağlıklı oluyor. Evet. Yaşın kaç abi? Yaşı 48. Çok da yok. İşte. Kaç yıldır pazarcılık yapıyorsun? 15 yıl oldu. 15 yıl. Tabii. Var mı bir hatıran böyle güzel? Ne veya gibi çirkin ya? De olabilir pazarda? Yok tabii pazarda her şey oluyor. Yani iyi günümüz de oluyor, kötü günümüz de olur ya tabii. Müşteri geldi işte yanlış malzeme verdin gitti o bir hafta. Tabii o oluyor. Bazen o da oluyor. Karışıklık oluyor tabii. Şimdi bazen dalgınlığa geliyor. Şimdi sana bu şekil getiriyor. Sen parlatınca tabii bunun nevi değişiyor. Tabii. Kaplar da değişmiş. Tabii. Şimdi de verebilir. Tabii mesela yanık veriyor. Kırık çıkı veriyor. Ben onu yenileyince tuhafına gidiyor. Diyor ki ya bu benim. Tabii yenilenmiş ya. Tanıyamıyor. Ya bu benim mi? Tabii senin. İnanamayınca ne yapıyorum? Etiketine bakıyorum. Bakayım ki içinde ismi var. O zaman ister istemez inanmak zorunda kalıyor. Yani normalde inanmıyor. Niye abi, inanmıyor? Güzel bir hatıra oldu. Niye inanmıyor? Çünkü eski hali başkadır. Yeni hali başka oluyor. Daha temiz, parlak oluyor. Ya sen burada bir yerde dönüşüm yapıyorsun. Yani tabii, ekonomiye de katkın tabii. Var. Tabii. Yani, atacağına. Çöpe atacağı malzemeyi atmıyor, sana getiriyor. Getiriyorum, yeniliyor, yeniliyorum. Tekrardan kullanıyor. Tabii zaten ne kadar güzel. Aynı yeni mal gibi oluyor şimdi yani. Şimdi kullandığın bir ürünün sende hatırası vardır yani kullanan için. Ondan tabii. Ayrılması zordur. Tabii öyle sen şeyler de oluyor. Sen o ayrılığı önlüyorsun bir yerde. Tabii o da var. Misal mesela bazıları anısı vardır. Yani onu atmak istemiyordur. Yani aslında yapsa da olur, yapmasa da olur ama tabii istiyor ki eskisi gibi olsun, daha güzel sağlam olsun diye. Mesela ben çocukken bundan 40 yıl 45 yıl önce evde bir bakır sahanımız vardı. Hani tabağa sahan derler ya biraz daha tabii, tabaktan tabii, büyük. Büyük geniş. İnan onu unutamam. Onun bende hatıralar var. Benim onda vardı. Hatıralar var. Onu şimdi aldım. Böyle evin en güzel yerinde saklıyorum. Annemden bana hatıra. Tabii onu ne yapacağım? Mesela rengi şöyle dönmüşse, böyle bozulmuşsa biz ne yapıyoruz bunu? Bak mesela bu şu anda çirkin bir de. Biraz çirkin görüküyor. Evet. Ne yapıyor? Bunu kalay yapıyoruz. İçini kalay yapıyoruz. Dışını parlatıyor. Dışından makineyle yapıyor. Kıpkırmızı oluyor. Vay daha be. Güzel sağlam oluyor. İlk ne oluyor? Günkü gibi. Aynen yeni almış gibi oluyor sen. Ya yeniden de güzel oluyor. Yeniden bu daha güzel. Bu orijinal bir bakır. Bu süs eşyası tabii. Değil. Bu kullanım eşyası. Tabii. Çünkü belli bir mukavemetli bir bakır. Tabii. İşte onun için değerlidir yani. Osman abi ellerine sağlık. Sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Beyefendi kolay gelsin. Teşekkürler, çok sağ olun, hoş geldiniz. Tanışalım abi. Mustafa ben. Mustafa abi ne yapıyoruz abi? Vallahi zeytin satmaya çalışıyoruz. Abi zeytin bitmedi mi ya? Ya biter mi ya? Erken dur bakayım. Yılbaşına kadar zeytin satıyoruz. Öyle mi? Tabii canım, ne demek? Peki zeytin ilk çıktığında mı güzel olur, sonuna doğru mu güzel olur? Vallahi en güzeli bence Kasım ayı. Değil mi? Tabii. Neden abi? Ortası. Ne önünde erken olur, sonu geç olur. Yani zeytin de ham olabilir mi? Hani biz yeşil yeşil alıyoruz ama. Yeşil erken olursa ham olur tabii. Ama zeytinin benlenmesi lazım zaten. Tam kıvamına gelmesi için. Bak. Şunlar var ya. Yanakları böyle. Hafif, benlen, hafif böyle benlenmesi lazım. Evet.
Bu sefer olmuş demek değil mi? Yani daha yağlı olur. Hamını yersek ne olur? Lezzet alamazsın. Tad alamazsın. Evet. Şimdi bunlar... Zeytin, bak. Sıktığın zaman böyle. O ne abi? Bu zeytin yağ işte. Allah Allah. Gördüğün gibi yağ. Orijinal evet, yağ. Evet. Bunu da böyle alır cildine sürersin. Yaş olur 55-35 gibi gösterirsin. Güzel. Abi kaç çeşit zeytin var? Yani cins olarak. Ya cins olarak çeşit çok. Hani yani bizim senin bildiğin kaç çeşit ya, var? Ya benim yani kendim saysam yani bir 10 tane sayarım herhalde. Bir zaman bir zeytin imalatçısı dedi ki ne 83 çeşit falan var. İçinden 2-3 çeşidi yenir, diğerleri sıkmalıktır dedi. Genelde öyle. Ya bizim de tavsiye ettiğimiz 2-3 çeşit var ama isteyene göre, tercihe göre de mecbur diğer çeşitleri getirip bulunduruyoruz yani. Öyle oluyor. Evet, aynen. Sen de yenecek 2-3 çeşit var. Evet en uygun. Ya, burada şimdi zeytin alsak. Vaziyetin için sarulak diyoruz. Tarsus. Tarsus sarulak. Yağı güzel. Birinci kalite kıvamında. Evet. Zeytindir. Kaç para abi? Şu an 5 liradan başlıyor. 7 liraya kadar fiyatı var. Evet. Orada kırılmışlar var. Kırılmış 30 liraya satıyoruz bidonunu. 3 kilo 250 gram zeytin var. Evet. Onda emek var. Evet. El kırması onlar. Tamam. Emeğimiz var. Tamam. Yani makinede zeytin kırma makinemiz de var. İsteyene kırıp veriyoruz, isteyene kurup veriyoruz öyle yani. Tamam, aynen. Var mı bir hatıran aldı senden bir zeytin? Ya dedi ki ben sarulak almayacaktım, Tarsus topağı alacaktım dedi. Evet. Ne yapacaksın abi? Ya, sıkıntı yok, hiç affetmez hemen. Müşterimize bizim için şey yok, hizmette sınır yok abi. Ne diyoruz bak, isteyene kırıp veriyoruz, isteyene kurup veriyoruz yani. Tamam, şimdi mesela aynı benim söylediğim gibi, evet. Şunu aldın, kırdı. Ama dedi ki ya abi kusura bakma, hiç annem gördü, babam gördü. Hiç sorun değil. Bizim için müşteri veli nimet abi ya. Tabii ki canım. Bidonla getirsin. Bidonu biz nasıl olsa satacağız burada kurulmuşunu. Biz onu satarız kendisine. Tazesini veriyoruz. Var mı bir hatıran böyle? Yok. Denk gelmedi ama olanı sıkıntı yapmıyoruz yani. Üzmüyoruz kimseyi. Tamam. Güzel. Aynen. Çünkü biz müşteri tavsiye ediyoruz. Bize de soruyorlar. Ne tavsiye edersin? Bugün biz zeytin ne alalım? Ne yapalım? Sarulak veya gemlik. Öyle tamam. Diyoruz. O zaman bir de seni yakalamışken şeyi soralım. Burada siyah zeytin var. Aynı böyle neye benziyor? Çikolataya benziyor. Bir zeytin yeme şeklinden bahseder. Nasıl yerim zeytini? Ya zeytini nasıl keyfi geliyorsan öyle yiyeceksin abi. Keyfine kendine bırakacaksın. Keyfine göre yiyeceksin. Mesela kahvaltıda mı yenir? Zeytinin salatası mı olur? Ya kahvaltıda da yenir, salatası da güzel olur. Ben tabii o şimdi bu işlerin tercihine bağlı. Damak. Ya aynen damak tadı. Dizi seyrederken çerez niyetine yiyorsun. Oluyor değil mi? Tabii. Hangi tabii. Sahibi o nasıl yemek? O var işte o sarulak var. Sarulak. Nasıl yapacağız onu? Yanımıza nasıl koyacağız? Salamura mı yapacağız? Ya herhalde salamura olmadan tatlandıramazsın. Evet, tatlıcı bir kardeşimizle beraberiz. Ya ne kadar güreç yüzlüsün abim sen ya. Abi öyle mesleğimiz icabı öyle olmamız lazım. Tatlı satıyorum. Tatlı satıyorum. Sen de tatlısın. Aynen. Adın ne abi? Adım Mahmut. Mahmut abi ne satıyorsun abi? Tatlı satıyorum abi. Abi altta Şam tatlı var yukarıda. Abi Şam tatlı var. Halka tatlı var. Onun adı halka değil mi? Orijinal evet. Orijinal glikoz yok. İçinde yumurta yok. Yapar mısın? Yumurtasız olur mu abi? Yumurta gevretecek onu ya. Olmaz abi. Sen mi imal ediyorsun bunu? Abi kendi imalatımız sayılır. Eniştenin imalatı. Evet sayılır. Evet. Evet. Ne yapalım abi tatlı alırken, tatlı yerken neye dikkat edelim? Abicim aynen temizliğe, hijyenikliğe artı glikozda olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Abi her taraftan ayrı para çıkıyor ya. Vallahi yolun alakam yok. Yolu biz kapatmıyoruz. Çıkacak abi şimdi adam 50 lira verdi, 100 lira verdi bir tatlı alıyor. Üstünü vermemiz lazım. Bu ne Şam tatlı diyor? Bu Şam tatlı abi. Adana'ya yapıyor abi. Onu kim yapıyor? Bunu kendim yapıyorum. İçine glikoz herhangi bir şey yok. Orijinal. Abi glikoz tehlikeli bir şey mi abi? Niye glikozumuz yok? Abi tehlikeli. Yediğin zaman boğazını yakar, mideni yakar. Evet, pazarın olmazsa olmazı samırsakçı evet. Abimiz. Abi evet. Samırsağı neye koyarız? Samırsağı kelle paça. Güzel bir yapmasını bilirse tavaya katılır. İyi böyle yapan bir bayan ya olsa. Aslında samırsaksız hayat olmaz. Olmaz. Antibiyotik. Doktor. Ha bir de o şekilde. Tabii doğal.
Son zamanlarda sarımsakta büyük bir yükseliş oldu fiyat bakımından. Onun ardından sarımsakta bir çoğalma oldu ama fiyat yine düşmedi aynı. Geçen yıl 18-20'ye çıktığı için bu yıl Antep Maraş yöresine ithal sarımsak ektiler. Belki parayı buluruz dediler. O da hayal yani kırıklığı oldu. Tohumu ithal evet. Ama bizim yöreye ekiliyor. Antep'e Maraş'a ekiliyor. Ondan kaynaklandı bu yıl. Aslında ekilmez oraya değil mi? Ekilir de ithal olduğu için lezzeti olmaz. Kokusu olmaz. Gerçek sarımsak kırmızı böyle mor olacak dişleri. Dişler mor olması lazım. Evet. Mor diş. Şimdi kokusuz deyince bazıları kokusuz. Kokmaz deyince... işte. İthal kokmaz. Kokması mı lazım sarımsak? Tabii kokacak. Nasıl kokar sarımsak abi? Yemeğe lezzet verecek. Allah. Tabii. Yapan bayana eşe eline sağlık olsun. Eline sağlık diyecek. Abi arabanın üstü komple sarımsak. Biter mi akşam? İşimiz bu. 1988'den beri biz bu işi yapıyoruz. Milenyumdan önce. Tabii. Atadan, dededen, toprak ailesi olarak bu işi yapıyoruz biz. Tamam. Bu ne zaman biter abi bu sarımsak? Kaç günde biter? Bu mu? Akşama biter mi? 3-4 gün sonra biter. Sıfırlayacağız. Sabit müşterilerimiz var bizim. Onlara da evet. Toplu veriyoruz. Tabii. Var mı bir hatıramız? Sarımsağı aldı. Abi bu kokmuyor dedi. Veya bu çok kokuyor dedi. Yok da fiyatında ucuz diye şey yapıyorlar. Ya bu sene çok sarımsak var falan filan. Biz de onlara tabii şey yapıyoruz. Bahsediyoruz işte o bahsettikleriniz işte ithal diye falan. Dişler mor olacak. Evet. Diğerleri ithal. Dişlerden bu mor. Orijinali. Ve fiyatlar normal yani. Evet. Kastamonu mu bu? Kastamonu evet. Ala tarla germecin. Adresi de veriyorsun tarla. Tabii. Atası paftası da belli. Tabii. Ama yollu bilmeyen diyor Kastamonu diyor. Bu sene herkes Kastamonu diyor. Tabii insanlar bilen biliyor da bilmeyen düşüyor işte. Yani Antep'teyken de mi Kastamonu? Tabii. Ne vereyim daima? Evet yeşillikçi kardeşim dedi ki beni de dedi, röportaj almadan geçmeyin dedi. Kardeş evet abi. Tanıyalım. Ben Vedat abim. Soyadım Akbudak. Vedat. Ot geldi ot gideceğiz herhalde. Bu. Vallahi abi ot. Biz otu bırakıyoruz, o bizi bırakmıyor vallahi. Ne satıyorsun abi? Yeşillik satıyor abi. Dereotu istedi bulamadın. Dereotu yok abi kalmadı. Neyin var? Rokamız var mı rokamız? Roka var, tere var, nane var, şey maydanoz yok. Şey dayım dereotu yok, onun yerine başka abi bir şeyler kaç, yok. Kaç satıyorsun? 3 mi satıyorsun, 5 mi satıyorsun? Abi 4 satıyor. Evet. 1 lira değil mi? Sayın Böke bir müşterimiz geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sayın Böke seni ben tanıtıyorum. Evet. Ne yapıyorsun ablam? İyiyim vallahi, pazarda alışveriş. Ne alacağız? Ben pazar arabayı doldurdum. Şu anda bir şeyler alacağım buradan döndüm. Artı. Araba doldu. Doldu. Enişte geldi mi enişte? Geldi. Tamam. Beraber. Arabayı enişteye taşıdın. Taşıyor zaten beraber geliyoruz. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim size de kolay gelsin. Her şeyimiz şifalı. Evet, ne satıyorsun? Baharat mı satıyorsun? Baharatçıyız. Evet. Genelde mutfak baharatı evet. Değil mi bu? Yani şifalı. Her derde deva çaylarımız da var. Burada şey bitki çayları da mı var abi? Var abi ya. Olmayan yok. Yapma be. Sulu kuru her şey var diyorsun. Her yani. Şey var. Sululardan ne var abi? Sululardan sirkemiz var, yağımız var. Sirkemiz var, yağımız var. Ekşimiz var. Ne eşkisi abi o? Nar eşkisi var. Yapma abi ya. Sos dedi bak. Ege bağlarımız var. Eski dese itiraz edeceğim. Abi ben birine yazıyor sudan. Değil mi? Kendi ürünümüz de var. Ayrı onlar abi. He. Evet. Şey diyecektim. Ruh da mı var abi orada bir de sirke ruhu mu var? Sirke evet. Ruhu da var evet. O ne demek abi? Harbiden abi, ruh mu o? Turşu için. Abi o kimyasal bir şey değil mi ya? Evet abi. Yok abi. Sirke değil o. Sirke ya. Değil. Yani kimyasal bir malzeme. Kum tuzu gibi bir şey ya. Tamam anlaşıldı. Evet. Sumağımız, isotumuz var. Evet abi. Acı biberimiz var. Domates salçamız var. İsotumuz var. Yaprağımız var. Da var. Yaprağımız evet. Var. Salçamız var. Evet. Evet. Ablam siz neler aldınız? Ben domates salçası aldım. Her zaman alırım buradan. İstanbul'a bile gönderiyoruz. İskenderun'un pişmiş domates salçası çok güzel. Evet. Pişmiş derken ocakta mı pişiyor? Tabii. Hayır. Ama ocakta pişirilerek yapılıyor. Çok lezzetli. O daha biraz hijyenik oluyor değil mi? Çok güzel. Tadı da çok güzel. Buradan İstanbul'a gönderiyorsun. Evet. Devamlı gönderiyorsun mu? Evet. 3,5 kilo. Kime gönderiyorsun abla? Yeğenim orada. Tamam. Ablam orada. Tamam.
Yani o zaman teyzesiniz. Evet. Vallahi böyle teyze de bulunmaz yani. Bulunmaz evet. Adana'dan gönderiyorlar. Nar ekşileri de çok güzel. Evet. Şey de var, bize doğal nar işimiz de var. Kadri de yapılıyor. Kadri de yaptırıyoruz. Güzel yani, doğal. Şimdi o bir sos vardı. Sos var. Bir de o ayrıyeten tabii ki. Farklı onu ayrıyeten satıyoruz. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Abi bal kabağı satıyoruz. Evet. Bunu ne yapacağız abi? Yemek mi yapıyoruz? Abi bunu kış aylarında özellikle yemek yapıyorlar. Artı bir de reçel oluyor bu. Kireci ısıtıyorlar. Tatlıcıların sattığı kabak tatlısı bununla yapılıyor. Yani çoğu yörede bilmiyorlar kireci ıslamayı. Nasıl yapacağız? Yok, Adana'da bilen, tarif edersen. Bilen fazlasıyla var. Ya Adana'da bunu, başka yerde bilmiyorlar dedim. Evet. Ya bunu dilim dilim doğruyorlar. Sönmemiş kireç. Bir kirecin saat, suyuna değil mi? Evet, ısıtıyorlar. 4 saat kadar sonra yıkıyorlar güzel. Şerbet kaynayınca bunu içine döküyorlar. 40-45 dakika sonra hazır. Yapma be. Aynen öyle. Süper bir tatlı olur ama. Ya tatlıcılar sattığına göre demek ki tutulan bir şey. Evet, yok. Yani. Bizde de yapılır, onu annem yapardı böyle. Eskiler yapıyor zaten yani, evet. Yeniler pek de o kadar yani, birazcık üşengeçlik var aslında. Biraz zahmetli yani. Birkaç elden geçmesi var. Ama 10 kilo kabak siz yapılınca. Burada kuru bakliyat satıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Var mı böyle bir hatıramız bakliyatlarla ilgili? Ne gibi mesela? Mesela son zamanlarda bayağı fiyatları yükseldi. Abi fiyatlar... Niye yükseldi abi? Ya şimdi bu işin... Yani mercimek 8 lira, nohut 10 lira, barbunya 10 lira. Evet. Kuru fasulye 10 lira. Nohut 11 lira diyor. Abi şeyle alakalı bu. Mercimeğimiz, pirincimiz, bulgurumuz. Üretimle alakalı. Mesela nohut bu sene fazla olmamış. Ne yapıyor tüccarlar bunu? Abi bugün dağlar taşlar nohut ekti ya. Ben abi biliyorum. Biliyorum da bu sene fazla değil işte. Biz içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Verim az olunca Türkiye'nin tamamına sevkiyat yapacak adam az abi oluyor. Çocukken stokçular vardı. Stoklular da yok abi fiyatı ya. Yükselsin diye. Kontrolle alakalı bence ya. Yani ne var biliyor musun? Şimdi geçen yıl da nohut fazlaydı. Evet. Yani fiyat yüksekti. Fiyat yüksekti. Bu yıl bütün köylüler nohut ekti abi. Ben biliyorum şu Adana'nın hemen üstü. Ya hep ben, nohut ekti. Bak ben bu işin içindeyim. Bildiğim kadarıyla fazla oranda nohut yok. Yapma be. Bak bir önce, iki sene öncesinde mesela bunun fiyatı 4 liraya satıyordum. 10 liraya satılmış nohut. Ucuz satıyordum. Daha çok satıyordum. Şimdi gramla satıyoruz. Yapma be. Harbi diyorum. Yani para kazanıyor. Şimdi yani mümkün de süs gibi. Mahalle arasında nohut satarlardı. Haşlanmış nohut. Aynen. Alır yerdik. Aynen aynen. Doğru. Kimyonu tuzlu dökerlerdi yerdik. Evet şu aynen. Şu an yemeğe koyacak nohutu zor buluyorum. Aynen. Gramla, gramla satıyoruz abi. Yazık be. Ama bu ne var biliyor musun abi? Gelecek sene. Bu sene de para etti diye insanlar daha çok ekecek. Aynısını samırsakçı söyledi. Yalnız diyor. Evet. Şimdi ektiler diyor Antep bölgesi diyor. Aynen. Samırsak ekti ama o samırsak diyor bizim sattığımız samırsağı tutmaz. Tabii. Yani lezzet yok abi diyor. Alakası yok ya. Antep sarımsağı bence yani böyle diş olarak Kastamonu'ya daha güzel. Daha iyi. Lezzeti yok diyor yani. Bu ara abi ya. O kadar de olmayabilir Kastamonu gibi ama sonuçta sarımsak yani iş görür. Nohutta da aynı pozisyonu yakalamayak. Abi ben inşallah 2 lira olur abi. Ben isterim. Olsun. Satış yaparız olsun. Biraz. Oyunu bizim için sıkıntılı yani. Evet, beyefendi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Abi yengemden geldin ama pazar arabasını sen çekiyorsun. Yani centilmen bir Adanalısın. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Aynen her öyle. Hafta sen mi kullanıyorsun abi? Her arabayı? Hafta ben kullanıyorum. Ehliyetin de var. Var. Tamam. Nasıl, hayat nasıl gidiyor abi? Hayat pahalı ya. Yapma be. Vallahi pahalı. Ama güzel Allah'a şükür. Yani çoğu memlekette bulamayacağımız. Tabii yani şimdi İstanbul çeşidi tabii, burada tabii, var. Tabii 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 çeşidimiz burada. Adana ucuz Adana, yani. Adana tabii İstanbul'a göre tabii ki ucuz. Değil mi? Tabii Adana İstanbul'a göre, Ankara'ya göre, onlara göre ucuz tabii ki. Evet. Cennetteyiz. Şimdi var mı bir liste yaptık mı? Yoksa tesadüf böyle tesadüf, geziyoruz. Tesadüf bakacağız, alacağız. Ne olursa hoşumuza giderse uygun olan uygulanır. Kim onaylıyor? Yengem mi onaylıyor, sen mi onaylıyorsun? İçişleri Bakanı onaylar. Kuru yemiş satıyorsun zannedersem. Evet mi? Abicim. Ne ürünlerimiz en kaliteli. Son kestanemiz mi geldi abi? Kestanemiz var, fındığımız var, çekirdeğimiz var. Ne ararsan yeni, var. Yeni ürünlerden kestane. Hepsi bir yeni. Geçen hafta çıktı herhalde. Geçen hafta 10 gün oldu çıkanı. Değil mi? Evet abi. Yeni çıktı. Yalnız evet. Ceviz var 28 lira. Bir ceviz var 18 lira. Niye abi? Farkları bu yabancı, o ithal. Bu dışarıdan geliyor, o buranın malı. Farkımız o zaman bu. O yerli, bu ithal diyecek. Evet, bu dolara endeksli olduğu için. Bu ithal o yabancı diyor, ikisi de yabancı olur o zaman. Yok, ikisi yabancı olmaz. Çünkü o Türkiye'nin malı, bu dışarının malı. Bu yerli, bu ithal. Evet, dışarının malı olduğu için pahalı. Anladım. Neden pahalı? Dolara endeksli. Bence yerli malı yemek daha güzel. Aynen, lezzet. Şimdi yerlinin farkı biraz ne? Kabı biraz sert olur.
Bir de içi biraz zor çıkar ama bunda ince kabuk. Elle kırırsın. İçi de karabeyaz ama tadı yok. Yapma be. Ne yersin? Saman yersin. Buyurun. Bunu makineyle kırıyorsun. Aynen, bunu makineyle kırıyorsun. İşte bunun biraz kabuğu sert. İşte bu yerli oluyor. Millet ne yapar? Görünüşe bakar. Görünüş nasıl onu yer. Lezzete bakmaz. Lezzete bakarsan yerli bin kat bundan daha iyi. Yerli. Aynen öyle. Bir tane beş çeker. Yerli mallı yurdu mallı. Tamam. Abi ceviz aldık kırılmıyor ya falan. Abi aldık içi boş çıktı. Boş çıkmaz abi, bizde dolu. Bizde her şey dolu. Bizde boş yok. Boş çıkana geri iade ediyoruz. İademiz vardır. Abi pazarda değişik ürün satıyor, seni tanıyalım. Evet abi, Nide şeker pancarı. O şeker da, pancarımız. Evet, bu şeker pancarımız. Evet, pişmiş haşlanmış abicim. O şekilde satıyorsun, dilim evet, dilim. Dilim dilim, kilo kilo. Ne kadar senin olursa veriyoruz abi, abicim. Müşterisi ayrı değil mi? Yani pancar tadını bilen, pancar tadını yemezse bilen, olmaz. Olmaz. Onu bilen alır, bilmeyen almaz abicim. Bir de buraya poşetlemişsin bu bal kabaklarını. Bu Adapazarı kestane kabağı abicim. Buna bunu suyuyoruz, 1 kilo 1 kilo yapıyoruz. Müşterilere veriyoruz abicim. Orijinali kaç kilo abi onun büyüğü? Orijinal abi 15 de var, 20 de var, 10 da var, 30 kilo gelen de var. 30 kilo? Evet. Ha, 30 kiloyu tüm alamayacağı için? Yani. Dilimledin. Dilimledik, dilim halinde bu şekilde satıyoruz abicim. Kabuğunu da soymuşsun. Tabii, mecbur. Yalnız çekirdekler bize kar kaldı. Yani çekirdekler bize kar. Değil mi? Evet. Ama uzaktan bakınca böyle sanki Hatay'ın sabunu gibi duruyor. Yok. Bu Adapazarı kestane kaba. Abi bu... Bal kabağımız kaç para abi? Böyle poşeti 5 lira abi. Soyulmuş evet, 1 kilo. Ucuz abi. Yani soymuşsun evet. Yani firelerini de atmışsın. Tabii. Firesini alıyoruz. Fireli bakımdan 3 liraya falan gelir. Evet, fireli 3 liraya veriyoruz. Bunu da 5 liraya veriyoruz abi soyulmuşunu. Çok güzel. Pancarımız nasıl abi? Pancar da kilosunu 3,5'a veriyoruz abi. Pişmiş şekilde. Evet, pişmiş şekilde. O da güzel abi. Yani sende fiyatlar uygun. Fiyatlar uygun şu anda yani. Evet. Şimdi evde pişirelim desek zaten kaç saat kaynayacak abi o? 4 saat. Ona ne 4 saat ateş yanacak. Ne doğalgaz dayanır, ne odun dayanır, ne kömür dayanır. Yok, bunu tüple kaynatamazsın. Değil mi? Evet, tatlı olmaz. Bunu çam odununa koyacaksın. Çam odununa pişirecek, yakacaksın. Odun da çam olacak. Evet. Özelliği orada. Tamam. Şeker pancarı satan abimiz bize tadına bakalım diye benim kameraman ilk defa tatıyor. Evet. Sen de bizi takip ediyorsun zannedersem. Evet, orada da aynı kabak röportajı dedim, yapıyorum. Burada da kabak. Evet. Ama oradaki tüm kabaktı. Evet. Bu doğranmış kabak. Doğranmış, aynı Antakya sabununa benziyor. Ben de öyle söyledim. Evet. Sen ne yapıyorsun abi? Vallahi çok şükür. Emeklisin. Bizde. Emekliyim. Nereden emekli olduk? Bağkur. Güzel, yani esnaftın. Esnaftım ya. Ne iş yapıyorduk abi? Berber erkek kuaför burada hemen. Tam yerine gelmişik. Evet. Berber demek bilgilere sahip demek. Tabii. Var mı bir hatıramız? Mesela kimi tıraş ettin? Ya bütün ben 63 senesinden beri ben bütün buranın en büyük çiftçileri, zenginleri, milletvekilleri olsun hepsini tıraş ettik. Ziyahattin Yağcı hala müşterim. Evet. AK Parti eski milletvekillerinden. Evet. Nasıl abi, zengini tıraş etmek kolay mı? Ya yok, hepsi kolay ya. Hepsi. Zengin, fakir hiç ayrım yok. Parayı en çok veren kim abi? Hepsi de veriyor. Ben mi? Evet. Peki bir anın var mı berber anın? Yok ya, hep güzel geçti. Hep güzel oldu. Güzel geçti. Şimdi eski berbersin. Evet. Eski berberler hani sünnetle yapardı. Yok bizler yapmıyor. Biz onlar tamam. Bizim o zaman ustalarımız. Diş çeken evet. Berberler de vardı. Evet. Nasıldı abi o? Yani senin ustan yapar mıydı? Yok, yapmıyordu. Daha eskiler yapıyordu. Belki ustan yapsaydı sen de öğrenirdin. Öğrenirdik tabii. Öğrenirdik. Tamam, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yine pazardayız. Pazarın en güzel hanımlarından biriyle beraberiz. Çünkü hanımefendi dedi ki ben Reşat Bey'in kızıyım dedi. Evet, üçüncü, üç kuşak. Üç kuşaklı evet, Reşat Bey'desiniz. Evet. Köyümüz nere? Köyü yok, doğma büyüme bura. Reşat Bey'liyiz. Ama babam, nenem Selanik, dedem Eskişehir. O da güzel. Öyle. O zaman şimdi nenemiz Selanik'ten gelmiş, dedemiz onu görmüş almış. Evet. Değil mi? Öyle olmuş. Evet, nasıl Reşat Bey'li olmak nasıl? Reşat Bey Adana'nın en eski mahallesi. Miray, Reşat en elit mahallesi değil mi? Reşat Bey'li olmak
bir ayrıcalıktı eskiden. Ama şimdi maalesef Reşat Bey, Reşat Bey'di çünkü yerlisi yok. Reşat Beyli olmak bir ayrıcalık, hala da gurur diyorum Reşat Beyli olduğum için. Çıkmadık da buradan, doğma büyüme hala burada oturuyoruz ama şimdiki yok. Neyi eksik? Ya, mesela sizin gençliğinizde neler vardı, şu an neler var? Ya bizim gençliğimizde çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Yani park yine vardı ama portakal bahçesiydi. Eğlence yerleri vardı, çeşmesi vardı, tren köprüsü çok güzeldi, şimdi değiştirmişler. Parklarımız vardı, yani bura pek değişmedi, işte ondan sonra biraz bir şeyler yapıldı. Arkadaşım motorla gidiyordun, bizi görünce durdun. Durdum. Niye durdun abi? Abi mandalinanın fiyatını soracaktın. Ya yapma abi, bizim için durdun ya. Fark etmez abi, siz biz. Evet, evet. Hangi şampuanı kullanıyorsun abi? Abi ben şey kullanıyorum, Dalan abi işte. Sabun kullanıyorum, ihtiyacım yok. Sabun bezini sürüyorum, tamam geçiyorum. Evet, ne pazardan yapıyorsun? Senin görüntüye bakıyorsun. Ben dönerciyim abi. Yemekçisin. Evet, evet için. Abi. İhtiyaçlarımıza işte. Neyi döndürüyorsun abi? Abi döneri döndürüyorum. Canı istediğimi dönüyor, canı istediğimi tavuk duruyor. Tavuk mu abi? Fark etmez abi. Et de var mı abi? Et yok abi. Kebap var, döner var, sulu yemeğimiz var. Efendim seni tanıyalım. Benim adım Muhittin Çınar. Konyalıyım. Aslen Adana doğma büyümeliyim. Pazarcıyım. Pazarcı olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımı seviyorum. Vatandaşa hizmet, hakka hizmettir. Öyle işte. Abi aynı seçim sloganı gibi konuştun. Yani. Portakal yeni mi geldi abi? Portakal pazarı. Abi portakal birkaç hafta oldu. Mevsimi başladı. Artık biliyorsunuz C vitamini olarak portakalımız çok zengindir. Gribe nezleye. Gribe nezleye. Tüm vatandaşlarımıza tazesini almalarını, beklemiş malı almamalarını tavsiye ederiz. Tazeliğini test edebilirsiniz. Evet. Abimizin de bahçeden toplayıp getirmiş olan abimiz de burada. Portakalı mı topluyor? Tabii ki. Kendi bahçelerinden direkt. Arkadaşımız kim? Hemen bakın. Tezgah sizin aranda değil mi? Tezgah yok. Ben bu pazarda misafirim. Öyle arkadaşlarımın yanına geldim. Tezgah sahibi abimiz, bahçe sahibi abimiz kendi yetiştirdiği ürünleri getirip burada satıyor. Yani aracı yok. Direkt tarladan pazara getiriyor. Yani en taze bir şekilde yiyebileceğimiz yer burası. Size sağ olun. Evet hurmacı abim, merhabalar. Merhaba abim. Seni tanıyalım. Ben Enver Akkuş. Sent pazarında pazarcıyım ben. Evet. Ne satıyorsun abi? Yani hurma var, mandalina var. Herhalde yemeklik satmıyorsun hep. Yok, Bahçe malı mı? Bahçe malı. Bahçeler de seninmiş duyduğuma göre. Yok, bizim değil. Öyle dedi abi. Az önce Muhittin arkadaş dedi ki bahçenin sahibi budur. Ya. Evet. Abi bizde bahçe yok. Gariban işte. Evet. Hurmalar nereden hurma sahibi bunlar? Yarbaşı. Yarbaşı derken? Havutlu. Ha bizim Adana'nın. Adana. Ama güzelmiş maşallah. Ya. Hani Hatay hurması diyorlar. Ya falsafi su hepsi Adana'dan geliyor. Hatay'dan gelmiyor mu abi? Yok Hatay, cinsi Hatay hurması. Ha, cinsi Hatay hurması Adana'da, ama Adana yetişmesi. Evet. Yani buranın zaten hurması yeterince var Hatay'dan, niye gelsin? He. Aynen öyle. Nasıl işler nasıl abi? Valla işler anca yömyemizi çıkartıyor. Başka bir numara yok. Aha portakal başlamadan 1 lira. Nasıl para kazanacağız? Şimdi 1 lira diyorsun, ucuz olsa bu sefer bahçeci diyor ki benim malım para etmedi. Aynen öyle. Para etse sen çok diyorsun. Nasıl olacak abi bu vallahi iş? Valla bahçede yüksek diyorlar, pazara getiriyor. 1 liraya malı satamıyor. Pazarın tek yumurtacısı sensin herhalde abim. Yok abi ya. Var mı başka yumurtacı? O yumurtacı, yeter yumurtacı. Öyle şu... değil mi abi ya? Biz seni gördük biz. Şu anda... Gözümüzü açtık seni gördük. Şu anda burada tek olarak benim. Evet, seni tanıyalım abi. Ben Selami Bülbül. Selami abi, yumurta alırken neye dikkat edek abi? Yumurta alırken neye dikkat edek? Yumurtanın taze olduğuna olmadığına. Nereden bileceğim abi ben yumurtayı? Test mi edeceğim? Bak, elin ağzına kadar belli olur. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Şıkır şıkır eder. Bayat yumurta tak tak eder. Sesinden? Tabii. Hani karpuzun yoksa sesi da, gibi. Ya. Bir de tarihi var. Tık tık edene kadar yumurtayı kırarız. Yok kırmazsın. Zaten bayat yumurta bulamazsın. Evet. Yani küçükleri var, büyükleri var. Tabii. Şimdi gezen yumurta var, kafes yumurtası var, organik var diyorlar. Biz nasıl anlayacağız abi? Abi bak
Gezen belli, organik belli, normal belli. Renginden mi bileceğiz? Tabii. Yani itimat, ben ne bileyim şimdi bu, bak, bunu hangi tavuk yumurtlamış bu, abi? Bu gezen tavuk. Nereden anlayacağım ben onu? Belli. Renk olarak mı? Renk olarak bir de kabuk olarak. Kabuk bu renkler yeminden olmuyor yok mu? Yani şimdi o beyaz tavuk, veya... Tavuğun cinsinden tavuk, bunun tavuğu ataks. Evet. Siyah tavuk. Buraya renk yapar. Şurada çifte sarılı yumurta diyor. Onlar çifte sarılı mı abi? He, onlar çift sarılı. Evet. Yani normalde her tavuk, her 10 tavukta, 20 tavukta bir tane çıkar. Evet. Her tavuk yumurtlamaz onu. Evet, doğru. Ya, hatta tavuk evet yumurtlayamadığı zaman çifte oluyor. Herhalde öyle. Yani yumurtanın birini yumurtlayamıyor, ikinci yumurta geldiği zaman çifte oluyor. Herhalde öyle oluyor. Öyle oluyormuş. Yani ben yumurtacılardan veya çiftlik sahiplerinden onu öğrendim. Ben evet, yani... Var bir hatıramız? Herhangi bir şeyimiz yumurta yok. Yumurta satıyorsun abi. Çok şükür, hamdolsun. Bir araba yumurta satıyorsun. Hamdolsun. Kep satıyorsun. Yok. Ama kepi buraya döküyorsun. Heh. Millet seçiyor. Tabii. Mutlu mu oluyor abi? Mutlu. Sonuçta aynı yumurtayı satıyorsun. Aynı yumurtayı satıyor mu? Onu seçerken o zevk alıyor. Seçmesinden. Yoksa seçmese kep versen yine aynı. Aynı. Değişen bir şey yok. Akşam bakıyorsun yumurta kalmamış. Ama ya millet hepsini seçmiş. Senin beğenmediğin. Ben beğeniyorum. Onu beğenmedin. Sen beğeniyorsun. Bu iş böyle. Psikolojik diyorsun. Yani. Buna, şunun gramajı hepsi aynı aşağı yukarı. Çünkü bunlar şeyden geçiyor. Bir Makineden geçiyor. Makineden geçiyor. Gramajını büyük aynı ayarlıyor. Tabii. Ama millet normalde seçerken mutlu oluyor. Herhalde yani seçim alıyor hiç olmazsa. Peki seçerken biraz da kırıyor mu abi? Ya hali olur. İnsanın hali. Sen kızmıyorsun tabii orada. Yok, kızarsan olmaz. Evet. Kızmayacaksın. Hani esen espri vardı. Abi diyor yumurtalar kaça diyor. Bunlar diyor 1 lira. Kırıklar 50 kuruş. Kırıklar... Abi o zaman diyor bana biraz daha kıran mı diyor bana kırık lazım. Doğru söylüyor. Kırık tabii ki ucuz. Evet. Onlar ne yapıyoruz abi kırıkları? Şu anda 30 liraya satıyor. Bunlar hava almamış. Yok ne abi... yapacaksın onları yani şimdi satamazsan? Yok satılmıyor diye bir şey yok. Onun da müşterisi var. Yok, ayrı. Onu alan başka yumurta almaz. Yapma be. Tabii. Onun bir şeyi yok ki. Sadece çatlamış. Hava almamış. Zarı falan duruyor. Hepsi duruyor. Evet pazarın narcısıyla beraber. Herhalde başka nar görmedik. Şeker yiyor narımız ya. Sen de narı bitirmişsin aşağı yukarı. Abi her derde deva nar. Aynen öyle. Aynen öyle. Pazardan aldım bir tane eve geldim 1000 tane dedikleri nar bu. Evet, aynen öyle. Bilmecelere konu olan. Bu 2000 tane bunu ya. Bu 2000 tane. O da güzel. Evet narımız nerenin narı abi? Mersin'e geliyor. Mersin, evet. Mersin, Silifke, Keban Narı. Keban Narı. Keban Narı, evet. Orada son zamanlarda narcılık gelişti. Aynen öyle. Şimdi narcılık, zeytincilik aslında son zamanda daha çok kıymeti öğrenilen mamuller oldu bunlar. Tabii şimdi bir de nar, tatlı nar, eşki nar varken şimdi mayaoşu, sofralık nar da var, evet. Mayaoşu. O da var, o da ama var. Tabii çoğu müşteri bilmez. Bunun tatlısın veya eşkisi zaten yüzünden belli. Sen de biliyorsun değil mi abi? Aynen öyle. Hangisi tatlı hangisi eşki abi? Burada şimdi ekşi nar yok yani hepsi tatlı eşki bunların. Kalmadı. Bunlar kalmadı yani hepsi tatlı. Evet. Ben izleyicilerim için söyleyeyim abi. Şu nar tatlı nar. Çiçeği kapalı olan narlar tatlıdır. Çiçeği açık olan narlar eşkidir. Ya ben narcıyım. Bu öyledir. Bunun açığı kapalı yani bu biraz az kapalı olsa o zaman mayoşu olur. Yani şekil bu. Evet bugün seyyar kürsüyü Reşat Bey semt pazarında çektik. 5 Ocak stadyumunun önü güzel bir pazar yeri. Yani pazarın bir başından girdik bir başından çıktık. Sağ olsun esnafların ikramlarıyla aşağı yukarı birçok meyvenin de tadına bakmış olduk. Bir başka programda buluşmak dilek ve temennisiyle. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.